çalışmasını tamamlayamadı. Etkinlik kapsamında Fuat Oktay herkesi korkuttu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken birdenbire rahatsızlandı. Salondakiler panik dolu anlar yaşadı. Birazdan. Oteller planladı. Bakanlık harekete geçti. İçişleri Bakanlığı bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketlerini satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Peki bu genelgenin ayrıntılarında neler var? Birazdan. Kurtaracaksan kurtar, kurtarmıyorsan kurtarmıyorum de. Alıyorsan al, izahatını bekletiyorum. Kaza yaptı, hesap sordu. Hadi gel. Hadi. İzahatın neredeydi? Tamam hadi canım, tamam özür dileriz, hadi çıktı gel. Yere yatağına düşen alkollü sürücü kendisini kurtarmak için gelen ekiplere zor anlar yaşattı. Kameralara yansıyan ilginç kurtarma operasyonu birazdan. Leyla Aydemir cinayetinde flash gelişme. 4 yaşındaki küçük Leyla'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuş, amca müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu bulunan amca hakkındaki karar yeniden değerlendirildi. Sonucu büyük yankı uyandırdı. Birazdan. İşkolik eşe kötü haber. Eve geç gelen eşini işine tercih edenler bu habere dikkat. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Çok konuşulan kararın detayları birazdan. Zil yani çaldığı zaman bile yüreğim ağzıma geliyor benim. Korkuyorum. Şiddet, hakaret bitmek bilmedi. Şiddet gördüğü 2 aylık eşinden boşanmak istedi. Kabusu yaşadı. Genç kadının cani eşi hakkında anlattıkları akıllara durgunluk verdi. Birazdan. Alevlerin arasında kaldı. Saçlı bir adam olsaydım o zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Tepki lakaplı rapçi Kerem Gürsoy yeni klibi için kameralar karşısına geçtiği sırada korkunç bir kaza yaşadı. O anda kayıtta olan kameralar olayı saniye saniye kaydetti. Birazdan. Acıları, duyguları hiçe saydılar. Para için bunu da yaptılar. Paraların gerçekten nereye gittiğine dair bir bilgi sahibi olmamız çok zor. Dolandırıcılar bu kez de SMA hastalarını hedef alıp çirkin işlerine alet ettiler. Vicdanları sızlatan sahte yardım talebinin detayları birazdan. Estetikli ama en güzel. Amerika'daki bir estetik cerrahi kliniği dünyanın en güzel yüz kadını ve erkeğini seçti. Zirveye Türkiye'den ünlü bir isim yerleşti. Birazdan. Felaket bir haber var. Bugün 4 kedi, yarın 10 kedi, yarın 10 köpek böyle devam ediyor. Yapılan eziyetleri kelimelerle anlatmam mümkün değil. Testellerini kesmiş. Ya bacağı kesiyor, kuyruğu kesiyor, burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, organlarını kesiyor. Hakikaten bu insanoğlu çok zalim ve çok zulümkar. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. İnsanlık için, halkımız için acil çıksın. Günaydın efendim, mutlu sabahlar. Günaydın Hakan'cığım. Günaydın. Günümüz aydın olsun. Olsun. Sağlık dolu olsun, huzurlu olsun, bereketli olsun, şahane olsun, mutluluklarla dolu olsun diyerek başlayalım haftamıza diyordum ama bugün salı. Yine başladık, hadi hayırlı olsun. Batsın bu dünya efendim bugünkü etiketi. Harika bir gün olsun, batsın bir gün. Nasıl ama? Mutlu olsun, uçalım, coşalım, bir dünya batsın ama. Ama yani... Nereye gideceğiz kız dünya batınca? Batmasın bence de ama batsın bu dünya diyeceğimiz çok haberimiz yok mu? Çok yaşantımız yok mu? Çok gelişmeler yok mu? Neler neler var. Evet. İzleyicilerimiz program başlamadan tweet atmaya başlıyorlar. Yemin ediyorum helal olsun hepsine. Çok biz teşekkür kocaman ederiz. Kocaman bir aileyiz. Hep beraber sabahları hasbihal ediyoruz. Aynen o öyle. Motivasyonumuz eksik olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsini yavaş yavaş adım adım okuyacağız. Elimizden geldiğince batsın bu dünya diyeceğiz. Orhan şimdi, abiye de selam olsun. Orhan selamlar, saygılar olsun efendim. Evet. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
fenalaştı. O anda kürsüdeydi, konuşma yapıyordu ve ciddi bir sessizlik oldu. Hepimizi telaşlandırdı. Sonrasında nedeni açıklandı ama o anları izleyicilerimizle paylaşarak programımıza başlamak istedik. Geçmiş olsun dileklerimizle. Bir ekranlarınıza getirelim haberi, ardından konuşacağız. Etkinlik kapsamında... Siber güvenlik haftası etkinliklerinin siber vatanımızda, etkinliğimizde yapamadı, daha fazla konuşamadı. Görevliler girdi devreye. Kes. Tamam. Kes. Sağ ol. Yatır. Perdeyi kapat. Perde kapandı. 56 yaşındaki Cumhurbaşkanı yardımcısı ilk müdahale için hemen revire kaldırıldı. Tansiyonu düştüğü için fenalaştığı bildirildi. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz bir kez daha. Zaten kısa süre sonra tören salonuna geri döndüğünde kendisi de özetledi yaşananları. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Çok geçmiş olsun diliyoruz kendisine. Geçmiş olsun dileklerimizle. Dün ben şimdi bunu izledim. Çok üzüldüm. Gerçekten insanın içi parçalanıyor. Çünkü orada... O öyle bir saniyelik yaşıyor ki oradan çıkmaya çalışıyor ve adamcağız çıkmaya çalışırken kilitleniyor, cümle kuramıyor. Hatta ben hanımla da seyrettim. Bunun sonrasında işte hekim muayeneleri yapıldı. Yapıldıktan sonra kendi hekimin açıklamaları var. %100 emin olarak tansiyon ve yorgunluğa bağlı olarak dedi ama nacizane benim hani tedbir amaçlıdır ya bu iş. Bir beyin tomografisinin ne zararı olabilir diye. Çünkü konuşamamak, bir iki uzman arkadaşımla konuştum gece bu konuyla alakalı. İsim de vermeyeyim, ben rahatsız etmeyelim. Cengiz Hoca var mesela. Cengiz Kuday Türkiye'nin en iyi beyin uzmanı, cerrah. Mesela bir ne olacak yani, emin olmak lazım. Çünkü konuşamamak. Mesela şunu hep yaşıyoruz. Benim de tansiyonum düşer, şekerim düşer. Bir an böyle halsizleşirim, kötü olurum, böyle bir başım döner. Bunlar oluyor zaten. Evet. Yani genç İnsanlara da oluyor. Yemek yemiyorsun, kahvaltı etmiyorsun, kendini yoruyorsun gibi. Ama ona da bir baktırması nacizane Fuat Bey'e ben ricada bulunayım. Çok çalışıyorlar, onu biliyoruz zaten, takip ediyoruz. Yani işleri hakikaten inanılmaz. Ben devlet kademesindeki insanları yetişemiyoruz yani. Bir de pandemi çıktı. Evet. Ne yattıkları yeri biliyorlar, ne bir hani... Ben inanamıyorum bazen. Bakıyorum mesela Ankara'da bir şey konuşuyorlar, kabine toplantısı. Oradan bakıyorum İstanbul'da, oradan bakıyorum. İşte o dizayze oraya, buraya, buraya, oraya, oraya. Eyvallah, Allah razı olsun. İnsanlar için ellerinden geleni yapıyorlar ama bak, sağlık bir saniye. Tabii vücudu yorduğun zaman bir şekilde bir yerden çıkıyor. Uykusuzluk diye zaten kendi açıklaması da var. Geçmiş ama yine de bir tomografi iletelim. Nacizane yani hiçbir zararı olmaz yani. Şimdi izleyicilerimize batsın bu dünya dedik. Onlar da batsın bu dünya diye düşünüyor olacaklar ki paylaşmaya başladılar. Genelde hep evet. Evet belli yani, herkes ortak kanaatte. Şenur Hanım yazmış. Günaydınlar güzel insanlar. Dünyada kötü insanların olduğu bölüm batsın. Ben de dahil iyiler kalsın. Kendisinin iyi olduğunu da kötüler söylemiş. Ben de hani katılmak adına yok olsun yani. Hani evet, olamayacağını biliyorum ama hani temennim ne deseler bana. Hani gençlik için, çoluğumuz için, insanlık için aman yok olsun. Yani böyle bir şey mümkün olsa da hani bir bilim kurgu filmi, o bir karakter var. Unuttum adını, şeyde Avengers'ta o iri yarı olan.
böyle dünyanın geleceğiyle oynuyor. Bilim kurgu ya bu. Hı hı. Tekrar geçmişe dönünce o kendince tasarrufundan insanlar buharlaşıyor. İşte kötüler öyle buharlaşıp yok olsun. Ne güzel olur. Deniz Karademir yazmış. Daha iyiye gidecek derken her şey daha da kötüye gidiyor sanki. Bebeğim bu yıl doğdu ve ona nasıl bir dünya kalacağı konusunda endişeliyim canım demiş. Canım benim, Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Gerçekten böyle çok mesaj var. Mert Ali Doruk yazmış. Batsın bu dünya, hayal kırıklığı yaşayanlar, beklediği haberi alamayanlar, dünyanın ve insanların kötülüğünden. Kötü bir kelime kullanmış, onu okumuyorum. Merhametsizliklerinden canı çok yananlar. Ve Sarıkamış'ta 1914'te bu en uzun gecenin sabahında donarak ölen şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız demiş. Allah mekanlarını cennet Amin. Etsin ya Rabbim inşallah. Amin. Bu şehitlerimizin. Zeki Bey yazmış, günaymıyor maalesef. Leyla Aydemir'in ölümünün katili, amcası serbest bırakıldı. Vereceğiz bu haberi ilerleyen dakikalarda. Evet, 4 yaşındaki minicik yavrumuzu herkesin hafızasında mavi gözleriyle. Nerede adalet? Batsın bu dünya. Adalet sıradan bir kelime olamaz ama yazık çok yazık. Hakan abi, Nur Tuğba abla tweetleri okuyorken pek müdahale etme lütfen. Etmiyor ki yani. Ben mi? Evet, ediyor musun? Yok olsun, yani. Demek ki ediyorum. Birden, doğru söylüyordum. Ben biz yani bana öyle ama, gelmemişti tamam. Ama bol bol daha yazın. Evet yani yazın. Böyle her şeyle ilgili oldum. Yazın çizin. Yani bir tek konular dışında varsa bir şikayetiniz, öngörüleriniz hep beraber paylaşalım. Batsın bu dünya diyecek izleyicimiz çokmuş gibi geliyor bana şimdiden. Ya teşekkür ederiz. Hani, şimdi yani? Polislerimiz. Allah hepsinden razı olsun, Allah hepsine daha çok sabır versin diyoruz. Ona benzer bir örnek geliyor. Bakın bir kişi polise ne yapmaya çalışıyor ve ne yapıyor? Sigortam yapıldı, emniyetli insan da buldum geldim. Şu an alabilir misin arabamı abi? Benim arabamı bağlayamazsın. Hayır, öyle bir şey yok ya. Hem suçlu hem güçlü, ne uyarılar ne de kısıtlamalar onu durdurabildi. Polis memuruna sarf ettiği sözlerse çileden çıkardı. Görüntüler Bursa'dan. Sen nasıl bir yalancısın? Yani değilim. Sen yok, çok değilim. Büyük bir yalancısın. 24 yaşındaki sürücü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek trafik sigortası olmayan otomobiliyle ehliyetsiz gezintiye çıktı. Ekipler tarafından uygulanan kontrole takıldı. Kameralar gelene kadar hayır. Sen benim bir saat burada rehin aldın. Ben sana size imza atmadım, şimdi de atmıyorum. İzin belgesini gösteremeyen şahsın alkollü araç sürdüğü için ehliyetine el konulduğu tespit edildi. 24 yaşındaki genç kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine bir süre direndi. Sigortam yapıldı. Emniyetli insan da buldum geldim. Şu an alabilir misin arabamı abi? Benim arabamı bağlayamazsın. Hayır, öyle bir şey yok ya. Yaşananlara öfkelenen genç otomobilinin çekiciyle götürüldüğünü öğrenince sinirlendi. Söylediği sözler hayrete düşürdü. Yok dedim. Sen var ya. Sürücü arabaya söyleyecek biri getirseydin teslim edecek. Evet getirdim bak. Ama sen arabayı... Sen beni... Kameralar geldi saldın beni. Kameralar gelene kadar sen beni bir saat burada rehin aldın. Lan işim beklettin. Ben sana size imza atmadım, şimdi de atmıyorum. Lan işim. Sen beni bir saat burada rehin aldın. Hakkın sana helal olmasın. Çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Gönderemem, telefonda çağıracaksın dedim. Çoluğun çocuğu bir de yalan konuşuyor şimdi. Kameralar geldi değil mi? Abi o anlatıyor da annem olmadan vermeyecekler o arabayı şimdi. Tüm bu hakaretlere rağmen polis memurunun sakinliğini koruması ise takdir topladı. Ehliyetsiz sigortası da yok. Motorum. Şey inanılmaz bir şey yani 24 yaşında yetişkin boyu posu sakalı falan çıkmış bu yığmayı. Velev ki evladım haklısın ya. Ben hani içeriğini bilmiyorum, ben haklı haksızı atıyorum bir tarafa. Abi ama yani adab-ı muaşeret yok mudur ya? Mesela ben arkadaşımla konuşurken bir tavrım tarzım vardır samimiyetten mütevellit. Bir hanımla konuşurken farklı konuşurum. Yaşlı bir amcayla konuşurken farklı konuşurum. Devlet erkanından birisiyle konuşuyorken onun makamından mütevellit bir saygım vardır. Devletin kolluk kuvvetine bir farklı. Sağlıkçılara bir hastaneye gittiğimde yani bunların da okulu yok. Tabii okul yok. Öyle bir keşke olsa da görülsek yok. Şuraya diyorum ben böyle müthiş bir inanılmaz bir hitabet beklentim de yok. Fakat devletin polisine yalancısın diyorsun, yüzüne beddua ediyorsun. Şimdi normalde sen kocana desen ki, kocana, Mustafa'ya, Allah senin bir şeyinden çıkartsın desen adam seni boşayabilir ha. Tabii.
Sen hayırdır bana beddua aynen diyorsun, ben bu kadar çalışıyorum çoluğuma aynen çocuğuma ekmek getiriyorum, sen benimle ne biçim konuşuyorsun kızım der sana. Bak evet, kaç senelik evlisin kocan der aynen, ağrına aynen gider. Sen bir devletin polisine velev ki haksızlığa uğradın, bunun yolları var, at imzanı karakola git, ifadende de ki bu polis memuru bana işlem uygularken farklı davranıp suistimal ederek bu mağduriyetler yarattı şahsımla ilgili de gibi, ben ona bir şey demiyorum, bilmiyorum ki. Ama sen kalkıp yani devletin polisine beddua, hakaret, çoluğu çocuğu, mesela ben soru soruyorum, bizde mi bir anormallik var? Size birileri alenen herkesin içinde Allah senin çoluğundan çocuğundan bilmem ne diye beddua etse nasıl karşılarsınız, ben merak ediyorum. Ve bir tek bu konu üzerinde demiyorum, bu pandemi sürecinde insanlarımız muhakkak yıprandılar, üzüldüler, psikolojileri bozuldu, alışılagelmişin dışında bir süreç yaşıyoruz. Hepsine yani anlamak da lazım ama o bu değil ya. Bu asla değil. Polisin oradaki sakinliği bence takdir etti. Ve kaçıncı vaka bu? Tabii. Hakaret eden, tehdit eden, polisin yanında kameramana saldırıp burnunu kıran... Ya bu nasıl olacak? Ne yapsak? Nasıl etsek acaba ya? Sıradaki haber de maalesef yine bir kişinin aslında kendi hatası varken güvenlik görevlilerine yaptığını... Var. Yani hani anları ekrana taşıyacak. Bir izleyelim. Onun üzerine de aslında ikisi bir arada iyi denk geldi. Üzerine konuşalım. Kurtaracaksan kurtar. Kurtarmıyorsan kurtarmıyorum de. Alıyorsan al. İzahatını bekletiyorum. Kurtardılar ama yaranamadılar. Hadi gel. Hadi. İzahattin neredeydi? Tamam hadi canım. Tamam özür dileriz. Hadi çıktı gel. Bağırdı, çağırdı, hesap sordu. Alkollü adam kendisini kurtarmak isteyen ekiplere öfke saçtı. İlginç kurtarma operasyonu kameralara yansıdı. Görüntüler Antalya'dan. Alkollü olduğu tespit edilen şahıs otomobiliyle birlikte dereye uçtu. Olay yerine de ekipler sevk edildi. Kurtaracaksan kurtar. Kurtarmıyorsan kurtarmıyorum de. Alıyorsan al. Otomobilden çıkan alkollü şahıs dere kenarında bulunan istinat duvarı ve çitlerden kendi imkanlarıyla kurtuldu ama tamamen çıkamadı. O sırada yardıma ekipler gelince de olanlar oldu. Benim çocuklarımı kurtarsınlar. Yok, benim çocuklarımı kurtarsınlar. Tamam, seni ekip yolladık. Ekip yollasınlar de. Kurtaracaksan kurtar. Kurtarmıyorsan kurtarmıyorum de. Tamam tamam, bak alıyor seni. Sen sakin ol. Alıyorsan al. Bak, İki saattir buradasın. İki saattir bekletiyorum. Hem alkollü hem de öfkeli olan sürücü ekiplere kızdı. Hakaretler savurdu. Sonunda dereden çıkartılan şahıs bu kez de hastaneye gitmemek için direndi. Benim çocuklarım nerede? Lokuma bırak. Abi nereye gideceğiz? Tüm çabalara rağmen ikna olan alkollü şahıs tedavisi için önce hastaneye, ifadesi alınmak üzere de ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobilse dere yatağından çıkarıldı. Hem kurtarılmaya geliyorlar hem de azar işitiyorlar. Böyle bir şey yok. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Şeyi unutuyoruz tabii ama hani bu hadiseyle ilgili söylemiyorum. O zaten alkollü kafa falan tabii, uçmuş zarmış. Yani. Zaten uçmuş diyecektim. Uçmuş da hakikaten. Uçmuş. Hakikaten arabayla da uçmuş yani. Uçmuş. Ben hani önce geçmiş olsun diyelim ama o zaten uçmuş. Şunu unutuyoruz. Bakın arkadaşlar, bugün bizler için çalışan insanlar bizden farklı bir duruma, avantajlı bir durumda falan değiller ha. Yani bizim için şu an görev yapan her kim var ise onlar da insan olarak koronavirüse maruz kalıyorlar ha. Evet. Onlara yani bugün bilmiyorum şey. Belediyeyle, devlet daireleriyle bir işiniz var mı? İllaki vardır. Noter, banka var mı? Arkadaşlar herkes korona. Ha, biz onları unutuyoruz. Sanki onlar bir her şey olmaz var. Hapı içtiler. Onlara bir şey olmaz. Her yere yetişecekler. Her yere gidecekler. Her şeyi bir... İnsan birçoğu korona olmuş. Devlet dairelerinde ben gidiyorum, ediyorum, konuşuyorum. Eşim var, dostum var. Hepinizin de vardır. Herkes korona. Evet. Polislerimiz şey mi... Muaf mı koronadan? Yok canım, onların öyle görünmez. Peki, bir kılıfı. Peki sağlık çalışanlarına olmuyor mu bir şey? Hem de neler. Neredesin diyor ya kardeşim, sen soruyor musun adam kaç yere yetişiyor, ne yapıyor? Arabayla bir gider, ben geçen arabayla bir yere gidiyorum.
Yemin ediyorum size, yalan olmasın, yarım saatte sağımdan solumdan 10 tane ambulans geçti. İşte bak. Va. Ya dedim ne oluyor? Ezgi dedi ki normal kocacığım dedi, yani korona virüsü dünya salgınla uğraşıyor. Fenalaşan var, kötü olan var, ağırlaşan. Bir de bir tek bu hastalık yok ki. Neler var da unuttuk onları. Ama onlar da ilave oluyor. İşte yani sen böyle yapacağım, ambulans gelecek, böyle yapacağım polise, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya zaten yok yani, yok. Selçuk Bey mesela şöyle yazmış. Hayırlı sabahlar. Covid hastasıyım. Evde sizi izleyerek yalnızlıktan kurtuluyorum. İnşallah en kısa zamanda kurtuluruz bu illetten. Sizleri çok seviyorum demiş. Ekranları başında hastalıklarına çare bekleyen, şifa bekleyen bütün izleyicilerimize dualarımızı gönderelim. Umuyorum en kısa zamanda hepiniz sağlığınıza kavuşursunuz. Şimdi Hamdi kardeşim de bana yazmış. Eski Trabzonsporlu. Buradan selam olsun. Söyleyeceğim onu. Sonra saklamıştım ama madem yazdın söyleyeyim. Türk sporunun çok değerli isimlerinden eski Trabzonspor teknik direktörü üstadımız Özkan Sümer'i kaybettik. Tüm Trabzonspor camiası başta olmak üzere değerli ailesine, Türk sporuna, herkesin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ben de tanırdım, çok saygı duyar, severdim. Tedavi gördüğü hastanede hayatını, yaşamını yitirmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir zerre nefes yazmış. Dünya batarsa rüyalar da biter. Ne dünya batsın ne de rüyalar demiş. Olumlu düşünelim. Düşünmeye çalışalım. Öyle bir şarkı var. Rüyalarda buluşuruz. Evet. Bir şarkıyla kavuşuruz. Özlem Yücel yazmış. Batsın bu dünya diyeceğimiz bir yıl geçirdik. Batsın bitsin 2020 yılı. 2021 nasıl olacak? Bir de onu bir düşünelim. Benim kişisel düşüncelerim var. Söylemek ister misin? Yok ya. Sonlara doğru. Tamam. Sonra söyleyecek. Mehmet Uçaker yazmış. Günaydınlar. Hayvana işkence eden, kadına şiddet uygulayanların dünyası batsın demiş. Bu arada maalesef yine kadına şiddet haberlerimiz var. Bu arada yine maalesef hayvana şiddet haberlerimiz var. Bitmiyor. Onlar mesela sabit. Sanki biz Onların akışının haricinde birkaç haber ekliyormuşuz gibi hissetmeye başladık. Ama şunu da söyleyelim. Hakikaten dünya ve devir o anlamda bir eylem devri yani. Bunu uzaydan gelip durdurma ihtimalleri yok. Bugüne kadar eğer bu süre gelip artık kangren olmuşsa şiddetle ilgili bir takım gelişmeler önü alınamaz ve çaresizce bizim yaşamımızın bir parçası olduysa bunu sağduyulu, vicdan sahibi, akıl izan sahibi insanlar bir arada bitirebilir. Evet. Onun dışında bunun bitme ihtimali yok. Bitme derken minimize olma ihtimali. Yoksa sen aman bana ne dedin, kerhen dedin, eyleme geçirmedin. Ben dedim, o dedi, hiçbir şey olmaz. Al, biz nacizane prensip kararı aldık ekip olarak. Her sabah hayvan hakları yasasıyla ilgili anonsumuz, VTR'miz onunla bitiriyoruz ya. Evet. Hani böyle megalomani gibi olmasın. Bizden başka yapabilen ikinci bir şey yayın yok. Ki ben daha ne yapalım? Yani bir çuval laf onunla başlıyor yayın. Evet. Yayın onunla başlıyor yani. Elimizden geleni sonuna kadar yapmayı. Yok ki daha ne işte yani. Yani sonuna kadar biz her gün söyleyelim yasa çıkana kadar. Ya daha yapabileceğimizin maksimumunu yapıyoruz. Hayır, orada neler dediğimizi duymuyor musun? Tabii ki farkındayım. Biz dedik onu. Şimdi bu arada hani biz neden bahsediyorduk? Yılbaşı. Herkes tatillere gidecek. Rahat kayaklar yapılacak. Tatiller çok güzel. Onlar 19-1 sayıp ne güzel partiler yapacak diyorduk ki yasak geldi. Yok hayır, biz şunu dedik yasak ya geldi. Ya dedik siz bu yılbaşını tatil olarak algıladınız yasakları. Hani sanki böyle bir bayram, bir kutu normal. Ne güzel birleştirdik. Oysa ki dedik bunların alınma nedeni sizin sağlığınız, ölümcül bir salgın var. O onunla olmadı dedik. Dün İçişleri Bakanlığı'ndan da genelge geldi. Buyurun izleyelim. Bakanlık düğmeye bastı. Otellere kısıtlamalar geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı mekanlarda toplanılmaması için üst üste çağrılar yapılırken, bunlara rağmen otellerin yılbaşı için verdiği eğlence ilanları tepkiye yol açmıştı. Oysa ki bu yasakların alınma nedeni salgından dolayı insanlar bir araya gelmesin diye. Perşembe günü giriş, pazartesi öğlen çıkışı bildiğiniz bir
tatil paketleri vardır bu ilanlarda. O boyutta algılamış ve uygulamış durumda yani. Buna mümkün değil, izin vermezler ve vermeyecekler. Bu olayın ardından İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 5'e kadar otel, konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler sıralandı. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek. Tesisler yılbaşında yemekli, müzikli eğlence programları yapılacağı yönünde reklam faaliyetlerinde de bulunamayacak. Kısıtlamanın olduğu günlerde oteller ve konaklama tesislerinde diskjokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Bu tesislerde saat 22'den itibaren restoran, lokanta gibi salonlarda kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere müzik yayınına izin verilmeyecek. Konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerine bu hususta çok dikkat edilecek. Gerekli yerlerde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Müşterilerin konaklama için bildirimde bulunan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bu genelgeye uymayanlar hakkındaysa adli işlemler başlatılacak. Çok yerinde olması gereken, içimize su serpen bir genelge oldu. O şeyi söylesene, ben onu anlayamadım. Onu suistimal ediyorlar demek. Ne? Yani zaten sokağa çıkma yasağı var. Zaten isteseler de ben geldim diye de otele gidemezler. Ama ola ki böyle bir şeye cesaret etti. Otele rezervasyon yapıyor, takılıyor. Ama zaten 31'inden sonra zaten otele giremez de. Zaten yasak. Ama ola ki yaptı böyle bir şeyi. Merhaba ben geldim deyip o kalabalığın arasına karışamıyorsun. Otelde konaklıyor olman şart. Saat 22'den sonra öyle müzikmiş, eğlenceymiş, DJ'miş falan yok. Kalabalık bir şekilde otelde hep beraber, tamam müzik yok ama biz 20 kişi şöyle lobide oturalım, o da yok. Çok makul oldu. Ne, bir şey söyleyeceğim sana. Otele şimdi, gitmenin ne anlamı? Bu şartlarla otele gitmeyi hayal eder misiniz? Yani evet. Şimdi kalabalık yemek yemiyor. Müzik yok. Canlı müzik yok. DJ performansı yok. Yemek, restoranlarda kalabalık duramıyorum. Lobide kalabalık duramıyorum. Odada oturup yani psikoloji bence bu. Baştan sona evde geçirmek istemeyenlerin yani başka vallahi bir açıklamasını bulamıyorum ben çünkü. Çünkü ya, evinden bir farkı olmuyor gibi bir şey yani. Neyse biz fazla bunu kurcalamayalım. Bu tamam, evet. En azından hani yasak bir liste hazırlanmış. Evet. Aynen. Zaten ben hani diyorum ki şu Haziran'a kadar falan artık bir şekilde gideceğiz ve Haziran'da bu iş minimize olacak tüm dünyada. Yani. İnşallah, inşallah. Şimdi batsın bu dünya diyeceğimiz bir haber var bence sırada. 4 yaşındaki mavi gözlü Leyla'yı bence herkes hatırlıyor. Evet. Yani birkaç sene önceydi, 2018 yılındaydı. Kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunmuştu. Hatta karar da verilmişti. Amcası müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor ve karar da verilmişti. Ama dün yeni bir sonuç çıktı ortaya. Ne o sonuç? İzleyelim birlikte ve lütfen sizler de dahil olun konuya. Batsın bu dünya etiketiyle yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Buyurun haberimiz. Leyla Aydemir davasında şaşırtan tahliye. Korkunç olay 2018 yılında Ağrı'da yaşanmıştı. Dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir birdenbire ortadan kaybolmuş, cansız bedenine ise 18 gün sonra ulaşılmıştı. Yaşanan olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Nereye gideceğim? Sen nereye gidiyorsun? Küçük Leyla'ya bunu yapan bir yabancı değil, amcası olmuştu. Amca Yusuf Aydemir, husumetli olduğu abisine tehdit maksatlı Leyla'yı sakladığını, daha sonra da korkup sakladığı yerden çıkaramadığını, Leyla'nın bu şekilde hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Bu acı olayın ardından görülen davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanık olan 6 kişi hakkındaysa delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti. Karar bozuldu. Minik Leyla'nın karar davasından 3 ay sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklanan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi. Verilen karar dilekçesinde tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyetine sebebiyet verebileceği, tutuklanmanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğu gözetilerek tahliyesine karar verildi denildi. Şoke eden kararın ardından Leyla'nın anne ve babasının avukatı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bundan sonraki süreçte incelenmesi gereken
deliller yeniden incelenecek ve eksik kalan işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir karara gidilecek. Benim aklım almadı. Yani sen anlatırsan çok sevineceğim. Anlatayım. Şimdi diyor ki, Allah rahmet eylesin evladımıza. Adam zaten ben onu kardeşimden intikam almak için sakladım diyor. Evet. Ve sonra onu çıkarttığım, yani sakladığım yerden çıkartmaya çalışırken bunu başaramadım. Dolayısıyla ben onun ölümüne neden oldum, sebep oldum diyor. Evet. Hani bu itiraf var. Bunun telafisi mümkün olmayan sonuç neresi, neyi yaratacak da bu karar bozuluyor? Yani alenen net itiraf var zaten. Evet. Adam söylemiş. Ben aklım almıyor. Bak benim ben de bazı kararları ne diyorum biliyor musun? Artık akıl almayınca o kararları eleştirmektense bunların bütünü nasıl olur halkın tamamında aynı etkiyi yaratacağını biliyor olmuş oldukları halde bu kadar akıl almaz kararlar alınır belli periyodik aralara. He, o zaman diyorum burada bir komplo var. Orada bir gizli bir güç var o zaman diyorum. Halkı bilerek ve isteyerek yargı kararlarına karşı kışkırtmak için alınan kararlar gibi geliyor bana. Biz bunları geçmişte yaşadık kardeşim. İnsanlar çıldırdı. Ve ne çıktı? Terör örgütü çıktı içinden. Biri gitti Yunanistan'a helikopter götürdü. Ötekisi gitti Almanya'ya saklandı. Ötekisi gitti bilmem nereye. Olan kim oldu? Milleti. Ya şimdi sana bana göresi olan konular olur ama ortada net cinayet. Bir itiraf var. İtiraf var yani. 3 ay sonra serbest. Ve şeyde şu yazıyor. Tutukluluğunun devam etmesi kişiyle ilgili farklı mağduriyetler yaratacağı nedeniyle serbest diyor. Ya öldürdüm diyor zaten, hani isteyerek istemeyerek. Abime kızdım diyor. Abimle bir husumetim vardı. Ondan intikam almak için yeğenimi saklayayım dedim. Fakat sakladığım yerden çıkartamadım. Yani ben öldürdüm diyor. Aynen. Müebbet hapis cezası da alıyor. Ve sonra ya sen onu da öldürmüş de bunun ne mağduriyeti olacak bunu anlamadım. Yani kızın hani mağduriyeti nerede? Detaylarda şöyle de var. Delil yetersizliğindenmiş. Ama efendim, itirafı var. 3 ay önce zaten delil vardı da ne oldu o deliller? Yani ona göre değerlendirdin ve ona göre sen müebbet hapis cezası verdin. Aynen öyle. Sen bunu aldın, zaten itiraf da etti. Sonra keşif yaptırdın. Keşifte sana anlattı. Dedi ki buradan aldım. Buraya götürdüm. Burada ben koydum. Kitledim. Oradan araya düştü. Sonra tekrar geldim. Hadi çıkartayım onu dedim. Fakat elim yetmedi, boyum yetmedi, araya gitmiş falan diye anlattım. Bunlardan da bir kanaat oluştu. Celse görüldü, karar dendi. Bilerek, isteyerek, işte şöyle planlayarak, tasarlayarak bu kızın hayatına mal olan bir eylemde bulunmuştur. Kararı veriyorum, müebbet dedin. 3 ay sonra serbest. Müebbet serbest ya. Evet. Hani bir insanın bir şirazesi, bir kabul edilebilir, böyle kendi kararını anlaşılabilir bir ikinci karar olabilir ama siyahla beyaz kadar fark. Tahliye. Müebbet serbest. Aynen öyle. Ve 3 ayda. Evet. Ya, o yüzden dedim ya en başta. Hakikaten aklım almıyor. Ya, bunu mutlaka bir açıklaması olmalı. Bu kabullenilmemeli. Bunca Adalet yani, Bakanımıza buradan. Gerçekten. Hayır. Bu ülkede vatandaşlarına adalet sağlamak için görev yapan, canla başla çalışan savcı, hakimlerimiz, hukukçularımız, bakanlıklar, en büyük günah onların emeğine oluyor. Evet. Çünkü İşini şöyle bir yapalım. Algı yaratılıyor. Bak geliyor oraya, sen okuyorsun. Düşünebiliyor musun? Ben hukuk fakültesi okuyacağım, mezun olacağım, avukat olacağım, savcı olacağım, hakim olacağım falan, bir sistemin bir parçası olacağım ve idarist olarak çok değerli görevlerden bir tanesi. Sorumluluk, toplumun adalet mekanizmasının sorumluluğunu üstlenmek çok inanılmaz bir duygu. Ve sen birkaç tane insanın yaptığı hatadan toplumda şöyle bir algı yaratacak. Adalet yok. Hadi benle alakası yok. Keşke bana bağlı olsa da bir tespitte bulunsam bitse. Şimdi sen bu böyle kararlar aldıkça al işte kıyamet kopuyor. Aynen öyle. Annesinin babasının halini bir düşünsene Leyla'nın.
Yani kendi abisinin yaptığı bir şey yüzünden müebbet hapis cezası alan bir adam var. Abi bile demeyeceğim ben ona. Müebbet hapis cezası alan bir adam var. 3 gün sonra, 3 ay sonra tahliye ediliyor. Babasının gidip direkt başvurup nasıl bir karar diye isyan etmesi lazım zaten. Başka hiçbir açıklaması yok. Şimdi Derya Hanım yazmış. Bu davayı yakından inceliyorum. İtiraf ve her gösterme yok demiş. Ne demek istedi bilemiyorum. İtiraf yok. Delillerden öyle bulundu. Bundan yararlanıp bıraktılar muhtemelen. Çok can acıtır diyenler. Müebbeti kim verdi? Aynen öyle. Müebbet hapis cezası alabilecek deliller varsa ne oldu da yok. Haberde diyor ki zaten amca ben abime kızdım. Abime kızdığım için kızı sakladım. Fakat sakladığım yerden çıkartmadım. Bunu bir senarist mi yazdı? O zaman bu davayın bir şey. Biz de kanaat getiriyoruz. Evet. Artık neye inanacağımızı da şaşırdık. Yani haberleştirilmiş, Türkiye'de görülmüş bir davanın bu haberi de mi yanlış? Yo, öyle diyor kimse o. Aynen öyle diyor. O yüzden ben de bir şey söyleyemedim. Cansu sözü tek çiçek yazmış. Güzel gözlü Leyla ölümünün üzerinden zaman geçti ya, unutuldu sandılar herhalde. Ne kolay ya, küçücük bir meleğin ölümüne sebep ol. Göstermelik tutuklandıktan sonra serbest. Sadece batmasın, yansın bu dünya, yansın demiş. Hakik ben anlamıyorum, anlayamıyorum ya da. Ya zaten doğru bildiğin yanlış çıkıyor, yanlış bildiğin doğru çıkıyor. Bu sefer doğruyu savunamaz oluyorsun. Bir etki olmuyor, tepki olmuyor. Bir de bu anormallik, süreklilik arz ettiği zaman duyguların yıpranıyor ve artık sıradanlaşıyor acılar. Böyle abuk subuk bir işte kıyamet alameti diyorlar ya yani. Ahir zaman alametleri bunlar yani. Güven duygun azalır ki böyle. Senin en başta söylediğin gibi benim güven duygum azaldı şu an. Bu amca müebbet hapis cezası alıp eğer serbest bırakılıyorsa benim yapmak istedikleri buysa yaptılar, başardılar. Benim bu sisteme karşı bir güvensizlik duygum oluştu. Ya kızım oluştu. Bir tek bu değil. Bu mevzu bir yaklaşık sürü. 20 yıldan beri kanayan bir yaradır bu. Ve bizim kadar bedel ödeyen bir toplum yok. Sınav soruları mı çalınmadı? Millet gitti neler yaptı? Düşsene çocuk okutuyorsun, ediyorsun, veriyorsun. Meğerse benimki geçmiş, ötekini almış, değiştirmiş, onu bilmem ne yapmış. Adamlar şimdi kaçtı, ötekilerin hayatı bitti. Aynen öyle. Bak Seda Hanım da şey yazmış. Gece yarılarına kadar sokaklarda oynayan çocuklardık biz. Şimdi evladımızı amcasından, dedesinden, kardeşinden esirger olduk. Tabii ki batsın bu dünya. Şimdi amcası dediğimiz şahıs zaten bunu yaptığı için. Gerçekten söylenecek ve itiraf var. Ya müebbet hapis cezası var. Ailesi gereken neyse yapsın fazlasıyla, ne olur ya. Bir de buralar ufak yerler. Hani büyük şehirlerde işlenen suçlarda işte yine teknolojiden faydalanıyor. O kameradan buldu, delil meli davalar uzun sürüyor falan filan. Daha zor sağlıyorsun bir doğruyu falan. Oralarda küçücük 2 dakikada zaten bulmuşlar, etmişler, itiraf da gelmiş. Bir de şu zaten anlaşılabilir gibi değil. Bunu bir hukukçu nasıl oluyor da bir dava görülüp neticesinde karara bağlanırken ağırlaştırılmış müebbetten 3 ay sonra serbest. Yani bu kadar olağanüstü fark neyse bize onu desinler ki kardeşim asıl katil buymuş, itiraf etti, bu boşuna yatmış. Anca ben ona özür dilerim, bak böyle bir şey olmuş derim. Öyle de bir şey olsa zaten verilirdi yani. Katil kim o zaman? Evet, madem öyle katil kim? Biz onu açıklasınlar. Amca değil, tamam. Biz yanlış karar verdik. Müebbet hapis cezasını yanlış kişiye verdik. Bu bir kenarda olabilir elimizde. Katil kim o zaman? Leyla'yı kim öldürdü? O itirafı yapan nerede? Ya saçma sapan bir durum gerçekten. Merve Aslan yazmış. Kadını öldür, çocuğu öldür, hayvanı öldür. Her türlü işkenceyi yap. Sonra bu vicdansızları serbest bırak. Bu nasıl bir düşünce? Nasıl bir karar? Aklım almıyor. Gerçekten bu gidişatlarla sonumuz hayır olsun. Yazacak hiçbir şey bulamıyorum demiş. Ya bunun mesela zaten herhangi bir insan tarafından normal karşılanmasını doğal bulmuyorum ben. Bu kararı doğru yapmışlar diye değerlendiren biri varsa, ki olabileceğini düşünmüyorum, lütfen ya yazsın. Sen neler ya, yazar. Aynen. Hatta sana bana kızar. Sen ben niye kıyamet alameti diyor. Doğru yanlış karıştı Nur Tuğba. En büyük toplumlarda en büyük sıkıntı bu. Mesela en doğru kabul edilebilir şeyi söylüyorsun, onun muhalifi çıkıyor ya. Hani kıyamet alameti yani. Doğru. İşte dün verdiğimiz haberde kendi mahallesinde birileriyle tartışıyor, bıçaklıyor. Bıçaklıyor, öldürüyor. Tesadüf yaşıyor adam. Karakola gidiyor, serbest, savcılığa pardon. 2 gün sonra doğal olarak o Halit-i Rüye'deki adam kendi çocuğunu öldürmek pahasına onu görüp arabayla vurup duvara koyuyor, yine serbest. Yani artık sistem... İnsanları birbirine karşı daha da üsumetli hale dönüştürüyorsun sen. Evet.
Bir açıklama bekliyoruz diyelim de biz bakalım gelir mi gelmez mi? Bahadır Bilgi de yazmış. Yazık günah, 4 yaşındaki çocuğun katili müebbet hapis cezasıyla tutuklanan sözde amca Yusuf Aydemir itiraf ettiği suçtan tahliye oldu. Nasıl bir kafa bu? Can almanın değeri bu kadar mı? Diyorsalar ki itiraf etmedi, böyle bir şey yok, hani orada bir hanım yazmış. Peki o zaman bu adamı o kadar celse ve deliller mukabilinde süren dava neticesinde neye göre ağırlaştırılmış müebbette cezalandırdılar? O zaman da tersten soruyorum. Hani velev ki siz iddia ediyorsunuz bir bildiğiniz var ha. Evet, biz bilmiyoruz ha. Siz biliyorsunuz, o bilenlere diyorum. Müebbeti nasıl aldı? Bak, o kadar çok kişi adalet yerini bulsun, böyle adalet olmaz olsun yazıyor ki işte yapılmak isteneni yapmış oluyorlar. Gerçekten içler acısı durum bu. Bir açıklama geleceğine inanıyorum. Ben bir hatadan dönüleceğini de düşünmek istiyorum. Takipçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum. Batsın Bu Dünya etiketiyle de paylaşımlarımızı sürdürmenizi rica ediyorum. Şimdi 17 yaşında evlenen bir genç kızın çığlığı. Sürekli şiddet gördüğünü söylüyor. 19 yaşındaki biriyle evli. Detaylar haberimizde. Zil yani çaldığı zaman bile yüreğim ağzıma geliyor benim. Korkuyorum. Korkuyor çünkü boşanmak istediği kocası onu sürekli tehdit ediyor. Gelmedi seni kafana çıkaracak sülalemle birlikte. Git polise de yakalanlar sülale. Benim değil, sadece ailemin de can güvenliği yok. Ankara'da yaşıyor 17 yaşındaki Sudenya Irmak. 2 ay önce severek evlendi. Annem babam asla çok karşı çıktı, ben üstüne titredim. Hani seviyorum dedim, istiyorum dedim. Ancak o evlilik sadece 2 ay ayakta kalabildi çünkü iddiaya göre eşi Burak Irmak'tan şiddet görüyordu. Aslında daha nişanlıyken başlamıştı. Bana dediler ki evlenince düzelir. İşte nikahta keramet vardır. Bir yola çıktınız, bunu yarım bırakmayın diyerekten ben tekrardan başım. İşte bu kararından dolayı çok pişman. Şu an bu halde olmak istemezdim. Şiddette, hakarette eksik olmadı 2 aylık evlilikte. Ailesinin evine döndü. Kafana çıkarım. 10 dakika sonra gelip senin kafana çıkarım. Tüm bunların ardından uzaklaştırma kararı verdi mahkeme ama o karar genç kadını koruyamadı. Beni darp etti. Sonra ben orada bayılmışım. Uyandığımda gel seni hastaneye götüreceğim diyerekten beni taksiye bindirdi. Anneskinin evine götürdü. Ve şiddet kayınvalidesinin evinde devam etti günlerce. Kapıyı kilitledi, telefonum elimden aldı, bana vurmaya başladı. Annesinin eteğiyle boğazımı sıktı. Bir yolunu bulup ailesine beni kurtarın diye mesaj attı. Bana bir yumruk attı, gözüm bu hale geldi zaten. Sonra ben kendimden geçmişim. 100 bin yoldan polis geçti, beni durduramam. 17 yaşındaki genç kız günler sonra ilk kez dışarı çıktı ve buraya kadar da zaten yüreği ağzında geldi. Dışarı çıkmasının tek sebebi ise kan çanağına dönen gözünün tedavisi. Genç kadın boşanma davası açmaya hazırlanıyor ama çok korkuyor. Bir şey olacak mı? Yine karşılaşır mıyız? Bir şey yapar mı? Korkusuyla yaşıyorum ben. Olabilecek her şey olmamış mı zaten? Tabii ama böyle 1.252.844 tane vaka var söyleyeyim sana. Hani şimdi... Hiçbir şey şiddete sebep değil ama yaşadığımız dünyada artık hani bu yaşam formasyonunda her gün bir şey öğreniyoruz istemesen de. Mesela ben artık klimanın buradan üflediğini, işte aralarda bozulabildiğini ve bozulduğunda hemen barışa bakıyorum. Buraya pervane koyuyor. Çünkü gelişiyorum. Buradaki sorunlara daha vakıf oluyorum. İşte ne bileyim, yürümüyordum, bu koridorlardan yürü. Her gün yeni bir yer keşfediyorum. O benim menekem, önlenemez bir gelişme. Şimdi dünyada en büyük problemimiz kendimiziz. Onu bir söyleyeyim. Bak ne diyor? Kendim hata ettim, sakladım, 17 yaşındaydım. Annem evlenme dedi, babam evlenme dedi. Ben yalanlar söyledim, o zaman da şiddete maruz kalmıştım. Ama nikahta keramet vardır dedim, şöyle dedim, böyle dedim. Direndim, ağladım, zıpladım, annemi de ikna ettim. Şimdi sen zaten şöyle düşün, şurada bir ateş var. Ateşe ben sana diyorum ki, kızım gitme, yanarsın. Yok diyorsun, ben gideceğim. O zaman diyorsun. Yandığım zaman da isyan etmem lazım. Ha, yandım lazım diyorsun ama bir de evet, gidip. İsyan etmem lazım. O. Yandım şimdi o zaman. Bak. Yani şimdi bir de bu var. Bak şimdi. Vebale bakar mısın arkadaş? Ben bunları burada anlatıyorum yıllardan beri. Böyle 1000 tane hadise var. Şimdi bak, kendini yakıyor, aileyi de yaktı. Tabii. Adam ne diyor? Değil diyor, polis sesimi kaydettim bilmem ne. 1000 değil diyor. 100 milyon polis getirsen senin kafana sıkacağım diyor. Aynen. Ailenin de diyor. Şimdi ne diyor? Ailem de tehdit altında bilmem ne. Bak, kendini yaktın, aileni yaktın, huzurunuz gitti, o suçluluk psikolojisi sorun. Anana babana bir şey yaptı, ne yapacağım? Vicdan azabı. Aynen öyle, ne yapacak? Böyle 1000 tane de olmuş olan var. Şimdi genelde biz nasıl görüyorduk bunları? Ayrılıklarla alakalı genelde şiddete meyilli erkekler
Çocuklarının gözünün önünde eşlerini öldürüyorlar, katlediyorlar. Hatta bazıları çocuklarını da katlediyor. Evet. Hatta yine bir ciddi bir oranda katliamı yaptıktan sonra kendi kafasına da sıkıyor gibi. Bu şey gibi yani. Var bugün öyle. Sadakatsiz yok mu şey? Evet. Bizim dizi. Evet, evet. Günü belli değil mi? Evet. Her, yani bu artık bir rutin yani. Maalesef. Rutin. Hani buna şaşıranlara şaşırıyorum ben. Sen, her gün olan bir şeye şaşırılır mı ya? Sen her gün söylüyorsun ya kadın cinayetlerinde, haberlerinde bir sinyaller varsa uzak olun diye. Olmama ihtimali olabilir mi? Bak burada daha ne olsun? Zaten 17 yaşta evlenmek ne demek? Bana bunu savunmayın. Ya o sosyolojik bir ayrı irdelenmesi gereken, bizim eksik yönlerimizle ilgili gelişmemiz gereken bambaşka meselelerden bir tanesi. Anne babası onay vermemiş. Mesela bunu da hep söylüyorum. Ama gençler var asi. Ben şunu da çok biliyorum. Evlerde bizi izleyen anneler vardır. Mezralarda, oralarda, köylerde. Diyorlar ki bu kızı vermezsek kaçar. Şimdi, bin türlü sıkıntı büyük. Nişanlıyken darp edilmiş sürekli. Hani o kadar. Mesela sakladım diyor. Biz bunu hep görüyoruz, hep saklıyorlar. Evet. Yani sen hemcinslerin diye tabii diyorum. Senelerce şiddet görüp bunun sosyoekonomik özelliğinin ne olduğuna hiç alakası yok. En böyle kendi ayaklarının üzerine basan da, en böyle ne yaptığını bilmeyen de şiddet görse saklıyor. Maalesef ben kendi hemcinslerimden çok biliyorum. Yaşayıp ertesi gün makyajını yapıp işine giden çok insan Şimdi var. Şimdi mesela o kişi ayrılsın ve hafızasından da bu eşini, kızcağızı silsin. Ama herkes tarafından şiddete meyilli bir geçmişi olduğunun belgeleri var, değil mi? Belgeleri var. Aynen yani. Öyle. Hani 100 milyon kişi getir kafana sıkarım, polis de gel falan filan. Bunu bile bile bir tane daha kız gider onunla evlenir. Evet, o da ayrı. Ve o da gelir ben mağdurum de. Şimdi o da bir trajedi. O zaman da ben de diyorum ki bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Buna bir otorite de bir şey yapamaz, yasa da bir şey yapamaz, kanun da bir şey yapamaz. Evet. Yani senin kendin bir bilincin olmalı, makul, kabul edilebilir, doğrulukta yaşamalısın. Senin hakkına tecavüz edildiğinde, canın olabilir, malın olabilir, şahsiyetin, onurun olabilir, paran olabilir. Neyse, o zaman otorite, devlet, yasalar ve hukukla birlikte seni korur. Aynen. Ama sen her dakika ateşe yürürsen, yanlış ilişki seçersen, yanlış yatırım yapıp devamlı bas bas bağırırsan seni zaptırapta kimse alamaz ki. Aynen. Sen az önce söyledin ya, Aleyna Çakır davasında hani yargılanan bir isim vardı, Umutcan. Canlı yayın yapmıştı da bütün kadınlar şöyle adamsın, böyle şahanesin diye övgüler yağdırmadı mı? Evet. Benim hemcinslerim yaptı bunu. Evet. Mehmetcan, özür dilerim. Aynen. Yani benim hemcinslerim yaptı bunu. Doğru. Yine aynı şey yaşanırsa neden benim başıma geldi diye düşünmeyecekler. Her zaman suçu karşı tarafta aramayacaklar. Biraz kendimizde aramamız gerekiyor. Kendi seçimlerimiz bize geleceğimize ışık tutup aydınlatıp mutluluk da verebiliyor. Aynen öyle. Kendi seçimlerimiz yaşamı bize kabusa da çevirip, hatta kendimizi yakmasını bırak, sevdiklerimize dahi sirayet edebiliyor. Aynen öyle. Şimdi sıradaki haber yine bir, yani aslında ne olacağının belli göstergeleri olan bir haber. 23 ve 26 yaşında iki genç. Evleniyorlar, çok mutlular. Boşanıyorlar, buraya kadar da her şey normal. Sonra bir daha evleniyorlar. Ama şiddet hiçbir şekilde bitmiyor. Biteceğini düşünüyoruz. En büyük yanılgı bu. Sonrasında olanlar haberde. Bir kadın daha erkek şiddeti kurbanı oldu. Cebinden tabancayı çıkarıyor. İlk önce bayana sıkıyor. Görüntülerde 23 yaşında bir kadın var. Boşanıp yeni bir hayat kuracaktı ama ayrılmak istediği eşi tarafından katledildi. Sabah bir komşunun telefonu açmasıyla duydum zaten olayı da. Konya'da Esman Nur ve Muhammed Karadayı çifti boşanma aşamasındaydı. İkili sabah saatlerinde bu sokakta karşılaştı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Muhammed Karadayı Esman Nur Karadayı'ya tabancayla iki el ateş etti. Sonra da silahı kendine doğrulttu, tehdit çekti. Yaralandı. Vurduğu eşi ise yaşamını yitirdi. Kendi de sonra intihar etmiş. İlk defa gördüğümüz bir haber ya mi? Bir Allah rahmet eylesin. Amin. Bir hanımımız da yaşamını böyle katledilerek yitirdi. Biz de yine çaresizce bu habere maruz kaldık. Üzüldük, duygulandık. Şu an belki şu an biz konuşurken tahminim dünyada milyonun üstünde kadın şiddet görüyor. Bunun %1 oranındaki saldırıya uğruyor. O da 100 bin yapar.
Yani böyle bir gerçeklikle yaşamaya gayret ediyoruz. Hem mümkün olduğunca, dilimiz döndüğünce sürçülisan etmeden çözüm odaklı ne yapılabilir mantığından haddimiz olmayarak bildiğimiz kadarıyla bireysel tedbiri ne yapabiliriz aklımız yettiğince söylüyoruz. Hukuksal anlamda da yapılabilecek bir şey varsa çözüm odaklı insanların bu kaygılarını, endişelerini, bu katliamları durdurmak için başta Adalet Bakanımız olmak üzere işte herkes kendi ülkesinde çağrıda bulunuyor. Bunun da dışında elimizden bir şey gelmiyor. Ha, ben bir erkek olarak şu, ben sinirli bir adamımdır mesela. Hani 40'tan sonra daha evrildik, daha biraz daha makulleştim. Hani daha muhakemem var ama vicdan şöyle bir şey. Mesela ben düşmanıma dahi zarar veremem. Bakma ben kızarım, bağırırım, çağırırım, üzülüyorum. Vicdanlı zaten bir öyle adam, insandan korkmayacak. Vicdanlı bir adam zaten. Bak ben öyle derken adam ateş ediyor. Bak ateş ediyor. Düşünebiliyor musun? Bir insanın, çok güzel bir hakimimiz mi söylemişti, müthiş bir karar vermişti, sen de geçen hafta söylemiştin. Senin eşinin senden ayrılmasına verdiğin reaksiyon başka ama onu öldürmek o bambaşka bir suç demişti. Yani burada bence kanaatim, hani faydası olur mu, bir kişiyi bile kurtarsak olur. Toplumun genel kanayan yaralarıyla alakalı bilinç eksikliği var ise, ki var, var. Bir tek bu konuda değil ki. Hani İçişleri Bakanımız hatırlıyor musun? Yine iki tane konuşmasında özellikle ne dinimizde var, evet, ne bir delikanlıya yakışır diye izah etmişti. Şimdi bunlar tespitlerden mütevelli tepkiler ya. Böyle programlar yapılmalı. Rol modeller çıkmalı, kadın erkek. En azından bir kişiyi vicdana getir be kardeşim. Tabii. O program bir kişinin katliamına mani olsun. O programın formatı şu olsun. Birbirimize zarar vermenin bize hiçbir getirisi olmamakla beraber vicdanın sorumluluğunu da taşıyamayacağın. Oysa her birimizin ne kadar haksızlığa uğradığımızı düşünürsek düşünelim, ikinci bir şansı olduğunu unutmamakla ilgili içerikli programlar yapılsın. Mesela hani ben bireysel gelişmelerle alakalı öneride bulunuyorum. Daha iyi önerileri varsa insanlar, yoksa her gün şöyle bir yaşam yaşıyoruz bak. Vurdu, kırdı, patladı, çatladı, katletti, bunu da öldürdü. Vah vah, ah ah, ah, gördün mü, bu da olur mu? Ah bak, bunu da yapmış, o hayvanı da kesmiş, onu da vurmuş. Her ona, gün. Gerçekten her gün. Her gün, her gün. E'si yok maalesef. Her gün vah denir mi ya? Diyecek halimiz kalmadı zaten. Yani. Daha ne diyelim, gerçekten öyle. İzleyicilerimiz neler yazmışlar, hemen birkaç tanesini okuyorum. Muhtemelen aynı duygulardayızdır diye düşünüyorum. Hemen açtım. Batsın bu dünya, biraz da adamı suçlayın. Yani kadın kendi seçimlerinin cezasını çekiyor ama buradaki tek suçlu adamın demiş. Biz de zaten, ya zaten onu tartışmaya bile açık değilim. Bir insanın şiddete telafi edilmeyecek boyutta ele uyuyor onu zaten. Onu ne, o demek ki son 90 artıda açtı. Evet, problem olabilir. Aynen. Çetin Yılmaz yazmış. Şiddeti saklamak asla kadınlık görevi değildir. Bilakis bir kadının ilk görevi önce kendisini, sonra çocuklarını ve onurunu şiddetten koruduğu sürece kadındır ve insandır. Bazen de konuşamıyoruz. Her şey o kadar kolay olmuyor. Sen hep anlatıyorsun ya. Vücudunun olayın bir de öteki tarafı var. Gideceği yer yok. Gelecek kaygısı var. Çocuğu da doğurmuş. Tabii tehdide uğruyor. Şu anda anne baba diyor ki işte diyor ayrılmak namus meselesi diyor. Öyle biliyorsun seni. Tabii. Ben öldürürüm diyor. Bilmem ne diyor. Eşim bu suçluyeni yok, verdik. Yok. Neler var ya. Neler var. Neler var ya. 3 nokta yazmış. Bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle müebbet hapse mahkum olan birisini 3 ay sonra serbest kalabiliyorsa bu ülkede ne cinayetler biter, ne sapıklıklar biter, ne de ahlaksızlıklar biter demiş. Herkes ortak görüşte. En azından ortak görüşte olan kişilerin yorumları gözüme çarptı. Okumaya devam edeceğim. Batsın bu dünya etiketiyle. Şimdi dün Coşkun Sabah'la ilgili gelişmeler oldu. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Anlatmayayım çünkü dünün o anlatılabilir evet gibi değil. Yani. Yayınımızın bir bölümünü ekranınıza taşıyacağız. Sonrasında konuşacağız evet. Ses kaydı ortaya çıktı. Ortalık karıştı. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Coşkun Sabah, bikinili fotoğraf tepkisi ve şehir ayrımı yaptığı röportajıyla en çok konuşulanlar arasına girdi. Yayın konuğu olan ünlü müzisyenin ilginç yorumları ise dikkat çekti. Çok büyük bir ihanet yaptılar.
Yani bu diğerlerine benzemiyor. İlk olarak ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım sözlerinin kendisine ait olmadığını söyleyerek Posta Gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını söyledi. Hayatımda hiç böyle bir şey ben görmedim. İspat etsin, ben müziği bırakacağım, sanatı ağzımı şarkı olarak açmayacağım. Ardından sunucumuz Hakan Ural haberin içeriğini okuduğundaysa evet bunlar benim cümlelerim dedi. Biraz önce okuduğunuz, sen okudun onu içerisinde. Ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim. Var mıydı yok muydu? Var işte, okuyorum sana bak, bir daha dinliyor musun abi? Abi nerede var ya, siz ne yaptınız? Burası ya? Türkiye, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı Türmanlı biliyor musunuz? Bir. Bu cümle bitti. İki. Ne var bunda? Ya abi bir diyeyim de sen tamam. Bağladık konuşuyorsun. Bizi hiç konuşturmadın. Evet. Bir tamam, dur biz tamam, de senin dediğini diyoruz biz. Biz demiyoruz bir şey. Biz daha cümle kurmadık. Senin dediğini sana diyoruz. Ha ne var evet. Diyorsun? Soruyorsun diye diyorum. Sormasam bunu da demeyeceğim. Gelenek, tamam, görenek, hadi buyur. Gelenek, göreneklerimiz var benim. Benim bir kez ben Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstüne düşmeyebilir. Zaten ifade yaratan bu. Nereden kim neye düşer? Batıdaki namus kavramıyla doğudaki ya, namus kavramını çıkartan işte insanların sosyal medya dahil bütün medyanın kullanması Ahmet Hakan veya yani kafasını çalışan insanların tamamının polemik çıkartan hadisesi bu. Biz de dedik ki Coşkun abi ne diyorsun? Bunu dedim mi dedik? Sen de dedin ki hayır ben demedim. Dediysen $1 milyon veriyorum. Seni bağladık. Bir daha burada dedin. Şimdi bir kişiye söz hakkı kaldı. O da basın yayın kuruluşunun muhatapları. İspat edemezlerse zaten onlar müfteri. Onlar ya müfteri. Bu söylem var ama bu söylem... Ama ne demek var abi diye, sen sabahtan beri yok demek, diyorsun. Ya belki Batı'nınki doğru. Ben onu söylemek istiyorum. Batı'nınki doğru. O kısmı doğrulayıp tekrar ispat edilmesini istediğini söyleyen Sabah, ses kayıtlarını dinleyelim dedi. İspat etmeye davet ediyorum. Hemen bugün ses kaydını çıkartsınlar. Hodri Meydan diyorum. Bizim şu anda yayın yaptığımız Kanal D'nin Demirören Medya'nın bir gazetesi olmasına rağmen bağlayıp sana bu söz hakkını veriyoruz. Düşünsene sen tarafsızlığı. Tamam, tarafsızlığınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bunu... Gazeteden gelen röportajın ses kayıtları ilk kez programımızda yayınlandı. Ses kaydı geldi, bölmek istiyorum. Tamam. Coşkun tamam. Bey, siz de dikkatli dinleyin, bizler de dikkatli dinleyelim. Hatta seyircilerimiz de çok dikkatli dinlesinler. Denizde de yiyorlar Allah aşkına. Niye üzüyorsunuz kendinizi? Olur, burası Türkiye Allah aşkına, yapmayın ya. Türkiye işte, layık ülke. Türkiye'nin nüfusunun yüzde kaçı Türkmenisi biliyor musunuz? Ama yani burası Türkiye, ben bir kere bu gelenek görenekler. Hiç kimse yargılamasın. Ben Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. Bu bir kültür meselesi. Bunu bir İzmirli, Aydınlı, Manisalı üstüne düşmeyebilir ama benim bir çok Urfalı, bir Diyarbakırlı, bir Antepli bunun üstüne düşer. Yayınlanan kaydın ardındansa ama bu cümlelerden o anlam çıkar mı diyerek ben İzmirli değilim cümlesi üzerinde iddiasını sürdürdü. Az önceki size evet. Söylediğimiz cümlelerin aynısını şu an ses kaydı olarak dinledik Coşkun Bey. Ne bunu, söylemek bunun istersiniz? Bunun arkasındayım. Burada ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim var mı? Ne anlam var? Ne alakası var benim bu söylemimle? Burada net. Okuduğumuz cümlelerin tamamını duyduk zaten. Evet. Şimdi mevzu şuraya geldi. Söylemedimden söyledim ama bunun ne sakıncası var'a geldi. Ses kaydı dedin. Getiremezsin yok çıksın dedin. Ses kaydını çıkart. Neden şunu söyleyemiyorsunuz Gönül Rahat? Ben hayatta söylemeyeceğim hiçbir şey olamaz. Bak bu başlıkla benim söylemim alakası yok. Abi bu sen dedin söylenenlere yok diyordun ses kaydı geldi. Sen çıksın diyordun, çıkmıyor dedin. Ses kaydında şuradaki sana okuduğum 3 defa bana okuttun ya. Bu arada. Alt yazıyla verdik dün anlayamayanlar, karışanlar. Şimdi ben o kadar net anlatacağım ki herkes. Şimdi bir kere Coşkun Sabah hakikaten çok eski tanır bilirim yani şahsen. Bir kere Coşkun abinin şunu bilmesi lazım. Hiç kimsenin onunla kişisel bir problemi yok. Elbette. Hani bu şöyle bir algıda, onun da böyle bir algıda olduğunun kanaatini de neden yaptığımı söyleyeceğim. Birileri onun üzerine bilerek gidiyor olarak algılıyor. Halbuki alakası yok. Bugün gündemde
çok aktif, faal ki magazin medyası diye bir şey de kalmadı. Hani verev ki eski dönemlerdeki gibi oluyor olmuş olsa, bundan bir çıkarım elde etmek için insanlar senin söylediğini çaptırarak haberleştirir. Ve sen de dönüp dersin ki ya işte böyle bir çıkarım grubu var, çıkar grubu var. Bunlar bugün beni, yarın bugün başkası. Öyle bir şey de yok. Şimdi onu da nereden olmadığını da söyleyeyim. Geçen sene Coşkun Sabah bir klip çekti. Evet. Bu çektiği klipte bir, ben o zaman TV8'deyim. Bu programı TV8'de yapıyorum. Klibinde yabancı birini oynattı. Sonra yine magazin medyasında işte o klibinde oynattığı kişiyi havalına bizzat götürdüğü haberleri verildi. Ben de Bodrum'a gidiyorum hanımla. Coşkun abi aradı beni. Ya Hakan'cığım dedi, hani senin, ben çok dürüstlüğünü biliyorum. Senin şeyini de biliyorum. Böyle, o işin aslı öyle değil böyle. Abi dedim, takılma ama ben dedim sana bir şey söyleyeceğim. Hani neden dedim burada dedim kız yok muydu? Hani kullanacağın. Benim ki senin tasarrufundur klibin. Havalarına götürmen, hani ben rastlamadım dedim falan. Çünkü insan da kırmak istemiyorum. Hani böyle yıllarca biriktirdiğimiz bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Evet. Merhaba dediğimiz büyüklerimiz. Neyse o mevzuyu orada bir yaşadık. Arkadaşlar, Coşkun Sabah bundan daha bir hafta 10 gün önce hatırlarsak eğer, Hülya Avşar'la alakalı bir söylemi yine manşet olmuştu. Coşkun abi yine yanlış anlaşılıp tuzağa ve kumpasa düşürüldüğünü söylemişti. Ve onunla da alakalı yine biz kendi yayınımıza, o şeydeki evet, kız, bu kızcağız. Klibinde oynayan. Klibindeki. Neyse, biz de söz hakkı verdik. Coşkun abi bağlandı. Yine aynı bu ses tonuyla, seri, konuş derken dinlemeyen, kendisini yine müthiş mağdur bağıran, çağıran döndü, dedi ki beni dedi tuzak kurdular, bana dedi öyle dediler, geçmişten nostalji olarak Hülya Avşar'la geçmişten bir haberleri gözümün önüne getirdiler. Evet. Ben de dinliyorum, hiç çıkarmıyorum, böyle zaten yayınlar mevcut. Evet. Bitti mi abi dedim, bitti dedi. Peki abi dedim, sen senelerin sanatçısı olarak geçmişte yaşadıklarınla alakalı bugüne zarar verme ihtimali olan, çünkü Atağlan, Üsküdar'ı geçmiş herkes yaşamlar kuruyor. Sana orada o soru sorulduğunda ve o haber getirildiğinde, ben bu konuda konuşmak istemiyorum, şık da olmaz, o benim sanatçı arkadaşım, evlidir, çoluğu çocuğu var, bir annedir, bir de çünkü onu söylersen karşındakine de empati yapıp utandırdığın için o üstüne de gelemez. Biraz yapabilir miydin abi dedim, böyle yaptı, kayıtta bizde, evet doğru dedi. Hepsi canlı yayında. Şimdi oldu etti ya. Mi size iki? Dün de Coşkun abi bağlandı. Coşkun abiyle alakalı Posta Gazetesi'nde kendisinin bizzat yaptığı röportaj var. Konu bambaşka. Fakat Coşkun abinin akılda kalan evladıyla alakalı tasarrufu da soruluyor. Umumiyette de öyledir. Mesela ben ayrılalı Sibel Can'dan 18 sene oldu. Bugün bile benimle konu açılır. Bana Sibel'i sorarlar. Bu şeydir yani, doğa kanunudur yani, geçmişinle de alakalı sorarlar, kontür sorulur, bu böyledir yani, dünyanın her yerinde böyle. Coşkun abiye de normal röportaj yapılıyorken bir dönem diyorlar kızınızın sosyal medyasındaki fotoğraflarından mütevellit rahatsızlığınızdan sosyal medyasını kapattırmıştınız diyor. Aynen. Coşkun abi dönüp şunu diyebilir mi? Evet, bir baba olarak benim böyle bir tasarrufum var, ben böyle bulundum, ben böyle istedim. Peki der. Nokta. Diyebilir miydi? Diyebilirdi. Coşkun abinin, benim tespitim bu. Ki şu an muhakkak dinliyordur. Kendisinin ifade problemi var. Çünkü bak bu Mısırlı mıydı kız? O klipten bugüne o yüzden örnekleri verdim. Bak bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Devamlı söylediklerinin yanlış anlaşıldığı iddiasıyla bas bas bağırıyor. Demek ki senin söyleminle alakalı bir sıkıntı var. Sen bunu kendin itiraf ediyorsun, ben öyle demek istemedim diye. Demek ki demek isteyeme sorunun var senin. Bir şeyi deme sorunun var yani. Neyse, dün biz bağladık. Ve bu arada da Posta Gazetesi bizim... Evet, bizim grubun. Grubun yani ha. Bağladık. Bu arada hiç hoş olmayan hakaretler, ithamlarda bulundu. Bir şey hepsi kayıtta. Şey. Evet. Hani bunu da hayır diyebilir yani, çünkü öyle bir durum da var. Hatta ben çok içerledim ama hani insanın psikolojisi, siniri bozuktur o adrenalinde falan. Nur Tuğba'ya sen Türkçe biliyor musun dedi. Onu da hani duymadım, büyütmedim, almadım, abi böyle denir mi, sana yakışır falan bile demedim yani. Hani niyeti dedim iyidir, sinirlenmiş, mağdur, anlatsın falan filan. Neyse,
İlk bağlandığında asla biz gazeteyi getirdik, Posta gazetesini. Dedik ki abi okudu, Nur Tuğba okudu. Bir daha okudu kız, ben de okudum. İlk kasette de var, ben bunları demedim dedi. İspata davet ediyorum dedi. Hatta bir tık öncesi sosyal medya hesabından dönüp 1 milyon dolar teklif etti bunların ispat olması halinde. 1 milyon dolar dedi. Bizim yayınımızda da müziği bırakacağım dedi. Bizim yayınımızda müziği bırak. Zaten devamlı çok büyük konuşma, yani bir iddia hali var. Hal böyle olunca ben de döndüm Coşkun abiye, dedim ki abi zaten sizin bu söyledikleriniz, bu iddialarınız ispata muhtaç. Edemezlerse bak kendi kurumumdaki röportajı yapan kişileri siz müfterisiniz diyorum. Çünkü günah bana da yarın bir gün birileri bir iddiada bulunabilir. Bunun üzerine Alev Hanım, Posta Gazetesi ses kayıtlarını veriyor. Biz dinliyoruz birebir. Noktası, söyledi, virgülüne. Noktası virgülüne doğru, aynen, çıkıyor. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? E ne var bunda dedi. Ben pes diyorum. Hani onu diyorum bazen şoka girer Nutkun da ne yani. Denecek yani, söz yok. Denecek yani. Söz yok. Sonra akşam benim WhatsApp grubuma Coşkun abinin yine kendi sosyal medyasından benim ekibimle alakalı ithamlı videosunu atmışlar. Sinirlenmeyeyim diye izlemedim. Ama izleme zaten sen. Sinirlenmeyeyim diye izlemedim. Çünkü artık akıl ve mantık sınırlarını aştı. Çünkü yani iddia ettiği şey ispat olsa bile kabul etmeyen bir insanla karşı karşıya olunca ona biz artık bizim sorunumuz olmaktan o çıkıyor. Coşkun Sabah'la hiç kimsenin bir problemi olamaz. Coşkun abi benim bildiğim kadarıyla aktif sanat hayatını bitireli bayağı uzun zaman oldu. Yani hiç kimse Coşkun Sabah'ın söylemlerini gündeme getirerek bir şey kazanamaz ki. Ben sadece ona şunu da söyledim, yüzüne söyledim, yine söyleyeyim. Abi bana da sana da herhangi bir sanatçı arkadaşımıza da yaptığımız film ailelerimizle alakalı soru sorabilir. Sen Diyarbakırlıyım, İzmirli. Doğu'da böyle demezler, Batı'da böyle, bir sorununu bu şekilde anlatırsan zaten herkesin ispata muhtaç değil. Sen her yerde tartışma konusu olmuşsun. Sen kendini bir sorgulamıyor musun? Önce bir iğneyi kendine batırsana. Ya benim bir söylediğimde bir anormallik var ki herkes konuşup tartışıyorsa, bir fikir ayrılığı oluşmuşsa demek ki ben demek istediğimi anlatamadım de. Hayır. Hala inatta itham ediyor, iddia ediyor. O ispat olunca onu da kabul etmiyor. Bunda ne var diyor falan. İşi çok zor. Posta Gazetesi'nin de bugün şöyle bir haberi var. Haliyle Coşkun Sabah'ın söylediklerinin üzerine 1 milyon doları vakfa bağışlamasını istiyoruz diyorlar. Çünkü kendi söylemişti. Şimdi Nur Tuba, İspat etsinler 1 milyon dolar bağışlayacağım demiş. Coşkun abinin benim tespitim halet rüyası su. Şimdi sen bana diyorsun ki ben Kanal D'de değilim. Tamam bak abartmıyorum. Ben Kanal D'de değilim diyorsun. Ben de sana diyorum ki şu anda bak logomuz Kanal D. Kanal D'de canlı yayındasın diyoruz. Ama o anlama gelmez ki. Ben diyor. O anlamda söylemedim ki diyorum. Yani şimdi o yüzden yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Yani. Hani hakikaten ne dediğiyle de hiç ilgilenmiyorum. Çünkü bizim 50.252.844 tane işimiz gücümüz var kardeşim. Hayatında bir akışı. Ha şu var, kendine çok eziyet çektirtir. Kendini çok yıpratır. Kendini çok üzer. Sıkılır. Kendine yapar yani. Ben bir daha şimdi Coşkun Sabah bana dönüp dese ki dünyayı ben ya koronanın aşısını buldum dese, ben dedim ki ekibe aman abi almayın. Aman abi, bırak. İzleyicilerimiz zaten yalın bir şekilde bence her şey anladı, ne olduğunu çok net anladılar. Yazık, bir de gazeteye etmediği hakaret o, bu yok kızcağız, evet. Ses kaydını yolladı, o da 8 aylık hamileymiş. Allah hayırlı doğumlar, amin, nasip etsin. Amin. Birebir aynı. Senin söylediklerini vermişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Noktası virgülüne burada beraber takip ettik. Hadi dün yayında anlaşılmamış olsa bile hani altyazılı verdik az önce. Bir de bunun üzerine hala açıklamaya çalışması. Şey unutuluyor. Çalışması. Bağıran haklı gibi oluyor. Şimdi evet. Mesela bu kadar dava edeceğim, öyle yap. Hadi ver. Hadi kazan. Peki kazanamazsan ne olacak? Dava açmışlar bu arada biliyor musun? Ya ne olur yalandan bu kadar meydandaki dava açılması demek senin haklı olduğun anlamına gelmiyor. Tabii ki Nur Tuğba. Neydi? Tabii şimdi ki senin değil. İddian var orada. Şimdi çıkarttıkları zaman burada da dedi bunların da avukatı yok mu? Tabii ki var. Koydukları zaman her ben şey olsam ortada. Eğer dava açtıysa Posta Gazetesi'nin yerinde. Posta'nın bir kitlesi var, orada çalışan yüzlerce binlerce insan ekmek yiyor. Bir kere gazetenin algısıyla alakalı hakaret etti. Kesinlikle. Hakaret var, net kayıtlar bizde. Ağza alınmayacak hakaretler ve iddialarda bulundu. Röportajda da sizin deliliniz var. Ben olsam bütün ona misliyle tazminat davası açıp
dönerim bunu da madem öyle gel böyle. Gerçekten öyle. Şimdi kısa öyle bir araya gitmemiz yok. Gerekiyor ama ardından devam edeceğiz. Acıları, duyguları hiçe saydılar. Para için bunu da yaptılar. Paraların gerçekten nereye gittiğine dair bir bilgi sahibi olmamız çok zor. Dolandırıcılar bu kez de SMA hastalarını hedef alıp çirkin işlerine alet ettiler. Vicdanları sızlatan sahte yardım talebinin detayları birazdan. Günaydın efendim, bir kez daha hoş geldiniz kanalda ekranlarına. Böyle coşkulu açıyoruz ama batsın bu dünya etiketine yaptığınız yorumlar için de teşekkür ederim. Muhteşemler, harikalar falan ama dünya batsın. Evet ama maalesef yani öyle çok gerçeklik zor, var. Zor, hiçbir şeye benzemiyor. Aynen. Hani yaşadığımız şeyin benzeri yok, olmamış yani. Evet. Allah hepimize sabır, güç, kuvvet, sağlık versin. Zaten yapacak da bir şey yok. Gerçekten biraz sabır. Songül Karlı ile ilgili bir haberimiz evet. var sırada. Kendisi biliyorsun eski eşiyle uzunca bir süredir dolandırılma mevzusu nedeniyle davalık. Bu konuyla ilgili bir gelişme ayrıldı var. Zaten. Aynen. Eski eşi gözaltına alındı. Detaylara birlikte bakalım. Olay, olay, olay. 5 yıllık evlilik. Hayatımın en güzel günü onu tanıdığım gündü. 100 milyonluk dolandırıcılık. O inanıyor mu benim paramı? Bak ne kadar inanarak yürekten söylüyorum. Benim param. Benim. 1 lirası. Ben bunun takipçisi olacağım. Hani zannetmeyin bu bitti. Hiçbir şey bitmedi. Benim paramı bana getireceksin. ...2012 yılında bir ömür mutluluğa evet demişlerdi. Songül Karlı aşkı bulduğunu zannetmiş, başına geleceklerden habersiz Metin Yüncü ile nikah masasına oturmuştu. Aşkı bulduğumu sandım sende. Evlilikleri 5 yıl sürdü. 2017 yılında yollara ayrıldı. Boşanma sonrası Songül Karlı'nın iddiaları ise can yakıcı, çok şaşırtıcıydı. Vallahi billahi tillahi bir tane bir şey yoktur bende. Bir ekmeği yoktur bende. 15 kere kapıdan böyle kıyafetlerini şöyle attığımı biliyorum. Gelme. Bir yerden sonra kurtulamıyorsun. Bir yerden sonra paramı kurtarayım diye. Benim karşıma çıkamadılar. Çıkamadılar, çıkamazlar. Benim her verdiğim şeyde onun haberi vardı. Ablasının, annesinin. Nasıl insanlarsınız? Araba borcunu bırakmış, benim arabamı satmış, araba borcunu bırakmış, gitmiş rahat rahat oturuyorlar. Hani şey arsayı da aldım, onu da aldım, bunu da aldım, bir de borç bıraktım. Ve rahatlar. Benim param, benim. Benim. 1 lirası yok. O da çıksın benim desin. Karlı'nın iddialarına göre eski eşi ünlü sanatçının aldığı 8 adet spor aracı satarak nakde çevirmişti. 27 milyon liralık arsayı sattı. İddialar bununla da bitmedi. Metin Yüncü'nün Songül Karlı'nın Sultanbeyli'deki 27 milyon lira değerindeki arazisini üçüncü kişilere satarak başka isim üzerine geçirdiği de şikayet dilekçesinde yer aldı. Seneler sonra öğrendim ki bu arsa birinin üstüne geçirilip ondan sonra satılıyor. Bütün isimleri çünkü bende kimlere ne alındı, ne kadar para gönderildi bunların isimleri var. 2 milyon lira nakit para. Metin Yüncü'nün ünlü şarkıcının 2 milyon nakit parasını alıp geri vermediğiyle bir başka iddiaydı. Hiç kimseye bugüne kadar beddua ettiğim görülmemiştir. En son Metin için... En son Allah'tan özür dileyerek ettim çünkü benim çocuğum rızkını aldı. Tüm maddi zararının yanı sıra eski eşinden şiddet gördüğünü de iddia etmişti. Ve hesaplaşma vakti geldi. Bu iddialar üzerine İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri eski eş Metin Yüncü ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Metin Yüncü yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananların ardından Songül Karlı sessizliğini avukatıyla çektiği bir video ile bozdu. Ve eski eşi hakkında bakın ne söyledi. Kandırılarak yapılan ve alınan bir para olduğu için ve benim hayatımı kabusa çevirdikleri için ben 4 senedir çok büyük sıkıntılarla yaşıyorum. Bu cinayetten farksız bir şey. Benim paramı bana getireceksin. 2017'de boşandılar. Şimdi evlilik 5 yıl sürmüş. 5 evet. yıl içinde 100 milyonum gitti diyor. Evet. Şimdi geçmiş olsun mağduriyet efendime söyleyeyim. Ayrılalı da 4 yıl olmuş. 2021 olarak bakıyorum. Yani. 3,5 yıl falan olmuş. 4 yıl olacak.
Şimdi bu konuları çok ilk dönemlerde gündeme geldi. Şimdi ben de evliyim. Benim haberim olmadan Ezgi kendi üstüne bir şey varsa satar. Ama benim olan bir şeyi veremez. Evet. Dolayısıyla evlilik kurumu içinde senin kendi tasarrufunla o ekonomik şartları onun sana aktardığı nedenlere dayalı olmuş olsa bile, çünkü karı kocasınız. Tabii ki güven baktığında. Yaptıysa ona yasa bir şey yapamaz. Ama senin paranı senin isteğin dışında senin imzanı taklit ederek yetkisi olmamasına rağmen seni dolandırdıysa ve senin olanı aldıysa, o zaten sokakta da yapsa aynı şey, kocan da olsa aynı şey, kardeşin de olsa aynı şey. Şimdi burada Songül Hanım'ın söylemlerinden benim anladığım, diyor ki hani ben o da onu da vermiş, onu da diyor şey yaptım diyor. Bunu da yaptı, onu da veren, yani sanki hani benden borç istedi, destek istedi, halledeceğim dedi de ben verdim gibi anlıyorum ben. Yanlışsa zaten düzeltir. Artı mesela şimdi benim olan bir arabayı benim karım satamaz ki. Satamaz. Senin imzan olmadan ya da sen tapu yolun üzerine vermeden satamaz. İcazetim olmadan yapamaz ki. Yapamaz. Şimdi orada diyor ki 7 tane spor arabası evet, çevirdi nakite diyor. 2 milyon nakitimi aldı diyor. Şimdi ben arabadayım. Tamam. 8 araba. Parayı çıkartır verirsin. Ama arabayı, senin arabanı ben nasıl satacağım? Evet. Ruhsatı teslim edeceğim zaman alan adam der ki abi bana ne zaman ruhsatı veriyorsun teslimi der. Yani orada açmazlar var. Peki sence bir karı koca ilişkisinde bu tarz durumlarda ne yapmak lazım? Yani hani çok hassas yani, bir denge ama hani Songül Karlı olarak düşünmesek mesela. Ya, bu çünkü çıkacak, senin söylediğin gibi eğer bir dolandırılma varsa, sahte imza varsa farklı şekilde yargılanacak ama isteyerek, bilerek verip ya, eğer harcadıysa o farklı. Kardeşim ben hep onu söylüyorum. Vicdan çok önemli bir şey. Zaten yanlışa denk geldikten sonra. Abin olmuş, kardeşin olmuş, baban fark olmuş, yakınından yiyorsun kazığı. Uzaktaki sana atamıyor. Şimdi sana buradaki kameraman arkadaş ne yapacak daha? Evet. Neye güven? Evini alır mısın? Kameramanı. Tanımadığım için hala ama. Herhalde alma. Ne tanıyorsun, ne biliyorsun? Almazsın. Para verir misin? Vermezsin. Ne bileyim, alıp bir yere gider misin? Ya neye tanırsın, ne bilirsin? Ama beni evine alırsın. Tabii canım, başımın üstüne. Ben para isteyeyim verirsin. Sırrını paylaşırsın. İşte doğru. Benim attığım kazık çıkmaz senden. Allah korusun da evet, doğru. Yakınından yersin kazı. Doğru. Maalesef bunun adına da hayat diyorlar. Burada mahkemeye yansıyan kısım, mahkeme neye bakar? Sen karı kocalık esnasında inisiyatif kullanmışsın. Olan olmayana vermiş. Biri suysun onlara hiçbir şey yok. Ama resmi evrakta sahtecilik, seni dolandırarak banka hesabından para almak, ruhsatları sahte yaparak paraya çe falan filan, o zaten karı koca da olmasa normal. Bu su götürür ama yazık, rakam çok büyük. Bir de hani eskisi gibi bir dönem oluyor. Her meslekte öyle. Cenab-ı Allah nasip ediyor. Allah yürü ya kulum diyor. Bir para kazanıyoruz. Ama o sürekli olmuyor. Evet. O kazancını doğru muhafaza edersen, yaş aldıktan sonra 50'nden 60'ından sonra onu tasarruflu kullandığında senin yaşam kaliteni, standardını sağlıyor olmuş oluyor. O gittiği zaman bir daha o su bir daha akmıyor, yeri dolmuyor. O da ağrına gider. Allah çok. Kimseyi gördüğünden eksik etmesin derler ya. Amin, o çok güzel. Allah yardımcısı olsun. Bir de söylenen miktar yani 100 milyon lira, yani 1 lira 3 lira 5 lira. Bu kızı lira ben bildim bileli çalışıyor. Allah var şimdi. Yani ben o zaman Sibel'le evlendim. Kaç sene oldu? 89'lar. Songül Karlı çalışır. O zamanlar fuarlar, gazinolar, kadrolar. İlmek ilmek yapmış. Kadrolar kurulurdu falan. Hep hoş bir hanımdı. Sonra son dönemlere yani televizyon yaptı kızcağız. Sahnelere çıktı. Anadolu turnelerine gitti falan. Yani çok çalıştı gerçekten. Evet. Yani. Bunu da hepimizin gözünün önünde yaptı. Yazık günah. Kendi emeğinle kazandığın bir birikimi kaybetmek, bir de güvendiğin bir kişiden kaybetmek ayrı bir, hani zaten yüzünün ifadesinden de belli, ayrı bir pişmanlık biz yaratmış. Biz bir etiket açmıştık ya, hatırlıyor musunuz? Hani işte kenara para koymalı mı koymamalı mı, evet, öyle evet. Bir şeydi. Maalesef yani.
Yapacaksın. Güven duygusu güzel bir şey ama tedbir de güvenle birlikte olmalı. Evet. Eşinizden para saklar mısınız demiştik. Şimdi mesela uçaklar uçuyor, güveniyoruz pilota, uçağımıza da güveniyoruz ama orada suda batmamak için minderi anlatıyor. Evet. O zaman minderi de koymayın. Evet, ne gerek var, güveniyoruz deyip git. Doğru. Ama orada hostes diyor ki çıkışlar buradan bir şey oldu. Sağlamayı almamız falan gerekiyor. Öyle. Şimdi biz ilk günden bu yere SMA tip 1 hastası çocuklarımıza programımızda elimizden geldiğince yer veriyoruz. Ama senin ilk günden beri söylediğin helal olsun sana. Bir durum var. Hep. Aman evet. Dikkat dedin. Bu konuyla ilgili maalesef diyorum çünkü maalesef üzülerek belirtiyorum ki suistimaller söz konusu. Heci var. Öyle patlama böyle var. Değil. Aynen. Patlama buyurun. Patlama yani. Sevdim diye sana niye dert oldu? Ve paraların gerçekten nereye gittiğine dair bir bilgi sahibi olmamız çok zor. Teklif kabul edildi. Kanunun çıkması an meselesi ama dolandırıcılar durmuyor. Ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum ve nasıl diye sorma, nasıl diye sorma. Hatta para verelim. Bizim afişlerimizi yayınlayın gibi resimlerin altında farklı farklı IBAN numaraları oluyor. Ünlüler SMA yardım taleplerine ellerinden geldiği kadar yetişmeye çalışıyor ama iyi niyetleri istismar edenler de var. Ama maalesef SMA hastalarının fotoğraflarını kullanıp birçok insan bunu suistimal edip insanlardan para alıyor. Hepimiz töhmet altındayız. Bildiğimizi, gördüğümüzü görmemezlikten gelemiyoruz. Sahte yardım talebinde bulunanlar takipçisi çok olan ünlüleri yakın takip alıp onların da paylaşım yapmasını istiyor. Hatta paylaşım başına üstüne para teklif edenler bile var. Peki bu tür paylaşımları yapanlar da bir suç işlemiş oluyor mu? Buradaki asıl ünlünün yönlendirdiği şahıslar bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Valilik iznini ya da kaymakamlık iznini görmeden yapan ünlülerle alakalı da soruşturma ve tahkikat başlayabilir. Sizlere para ödeyelim ve siz bizim afişlerimizi paylaşın lütfen. Alttaki IBAN numarasına para göndermelerini sağlayın gibi cümleler kuran bir takım dolandırıcılar var. Bunların içerisinden iyi niyetli olanlar ve iyi niyetli olmayanları ayırt etme şansınız olmadığı için bu bizim yardım amaçlı yaptığımız vicdani hareketlerimiz maalesef suistimal ediliyor. Bu çocukların sağlığı, canı, nefesleri üzerinden para kazanan birileri varsa eğer gerçekten hepsini Allah'a havale ediyorum. Yardımlarla ilgili başvurulacak tek adres valilikler ve kaymakamlıklar. En çok başvuru İstanbul'da yaşanıyor. O yüzden de ailelerin İstanbul Valiliği İl Sivil Toplum ve İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurması ve oradan bir dosya oluşturması gerekli. Her müştekiye karşı 3 yıldan 10 yıla kadar olmak kaydıyla cezalandırılırlar. Bu nitelikli dolandırıcı kapsamına girer. Toprak altında yatan çocukların kemikleri sızlatılmakta. Evet, en sondaki baba çocuklarını SMA tip 1 rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden bir babaydı. Onu da vermiştik. Gördüğün gibi suistimal oldu. Ben yok ya, bunda da olmaz suistimal diyen taraftaydım. İşte maalesef. Siz bu garibi dinleyin. Daha ilk gün dedim bunu. Evet, ben de yok Hakan o kadar da değildir dediğimi çok net hatırlıyorum. Çünkü hiç unutmuyorum bu SMA tip 1 hastalığı ilk gündeme geldiği dönemlerde doğal olarak duygusal insanız ya. Yani herkes etkileniyor falan. Rakam açıklandı. Dediler ki $2.5 milyon evet. Bunun gen tedavisi. Ben de baktık kuru vurduk 25-30 trilyon. Evet. Yan masraflar ne çıkacağı hariç yani. Bu bir insanın. Bugünün dünyasında altından Bill Gates amcanın oğlu olsa o bile hani hepsini verir ama der. Hani 2.5 falan hepsini bana yükleme der aynı. Aynen. Şimdi sonra şimdi bizi sende de var Instagram hepimizde. Arkadaş. Her gün onlar bir çıkıyor. Bombardıman başladı. Bombardıman. Dedim bu normal değil. Ama o paralar toplandığı açıklaması yapıldı bir evet. Aile gitti hatta falan. Evet evet. Sonra benim bir iki tane arkadaşım emniyetten, siber suçlardan dediler ki bu aracı kurumlar da varmış. Diyormuş ki sana ben toplayayım, sen özne ol. Fakat %10 komisyonu var. $2.5 milyon %10 komisyonu $250 bin yapıyor. 2 trilyon yapıyor zaten. Evet. Bir, olan üzerinden bile para kazanmak var. Artı bu haberlerde gördüğümüz, herkesin şahit olduğu, emniyet tarafından da tespit edilmiş. %70 oranında sahte olmayan, hayatını kaybetmiş çocukların resimleri üzerinden bile suistimaller var. Hani at izi it izi karıştı derler yani bu kadar artık abartılı. Neden? Rantın olduğu yerde her türlü suistimal olur. Şimdi insanlar, o kötü insanlar, şu neyse burada diyor $2.5 milyon. Ben diyor
en duygusal, en hassas konuyla alakalı fotoğrafımı koyayım, yeterince etkileyici cümleler, iki videoyu çekeyim. Ya bu diyor, 2,5 milyon dolar toplamayayım da diyor. 100 bin dolar toplayayım, vur diyor, 1 trilyon. Kısa günün kârı. Aynı anda evet, kısa günün kârı diye görüyor. Ben hep onu söylüyorum. Sevim abla, Emre, selam olsun. Selam. Sağlık Bakanımızın yardımcısıymış galiba Gözde Hanım. Bu konuyla alakalı onun da bizden ricası olmuştu ama gündem yoğun. Benim dediğimi onlar da söylüyor. Bu anca uluslararası anlaşmalarla altından kalkılabilir bir durum bu. 3000 tespit edilmiş SMA tip evladımız varmış. Uluslararası diplomasi çalışacak. Eğer mümkünse Amerika'daki gen o tedavisi %100 çözüm ise evet. Bizim işte Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanlığı diyecek ki ben ülke olarak bunu senden istiyorum. Bir de burada ticari şey gözetmeyin. Çünkü burada bebeklerin, insanın canı söz konusu. Belki de Dünya Sağlık Örgütü'nü devreye sokacaklar diyecekler ki yani bir tek bizim çocuklarımızı ki dünya genelinde tespit edilsin. Dünya Sağlık Örgütü de bir işe yarasın. Hani bir, onu diyor yani hiç olmasın şu bebeklerin tamamının. Çünkü şuna da ben yanlış anlaşılmasın. Ben parayı topladım. Toplayamayanın kabahati toplayamamak olmamalı. Onun evladı evlat da benim evladım evlat onun değil mi? Ben çok üzülüyorum. Bir çocuk paylaşıyorum. Ertesi gün bir başka çocuk daha geliyor. Bir başka çocuk daha geliyor. Biz toplayıp, yetişemiyoruz. Bu çünkü şey değil. Hani ben şeye bile kadar fırında kuyruk var. Şimdi iki tane çocuğa ekmek verip iki tanesine vermemek olur mu? Evet, olmuyor işte. Bunu çözecek olan kişiler değil. Senin söylediğin gibi daha üst mertebelerin çözmesi. Kesinlikle devletin çözmesi gerekiyor. Şimdi bir klip çekimine gideceğiz. Klip çekiminde neler olduğunu ekrana taşıyacağız. Klip çekiminde faciadan dönüldü. İlk kıvılcımın şurada omzuma düştüğünü görüyorsunuz. Ve omzumdan itibaren bir anda alev aldım. Tepki lakaplı ünlü rapçi Kerem Gürsoy yeni klibini çekmek için kameralar karşısına geçti. Her şey yolunda ilerliyordu. Ta ki patlama sahnesi duyulana kadar. Tam bu esnada bir kaza meydana geldi. Ünlü rapçi patlama sahnesinin çekildiği esnada alevlerin arasında kaldı. Neye uğradığını şaşıran Kerem Gürsoy'un imdadına set ekibi yetişti. Ünlü şarkıcı korkunç kazada başından yaralandı. Böyle kat kat bir kostüm olmasaydı üstünde ya da saçlı bir adam olsaydım o zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Bir şekilde ucuz atlattık ve o andan böyle sıyrılmış olmak bile çok keyifli. Çünkü o an gerçekten o ısı anında bir anda ne oluyor oluyorsun yani ve biraz panikledim. Rap için yaktın kendini. Tedavisi yapılan ünlü rapçi kazanın ardından klip çekimlerine devam ettiğini söyledi. Kerem Gürsoy bir de o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Birçok kullanıcı geçmiş olsun dileklerini iletirken gelen bir yorumsa dikkatlerden kaçmadı. Rain Man yapılan paylaşımın altına rap için yaktın kendini yorumunda bulundu. Rapçinin hayranları kazanın ardından yapılan imalı yoruma tepki gösterdi. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Bugün 22 Aralık ve aynı zamanda 1914'te hayatını kaybeden 78 bin şehidimizi, Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle anarak, minnetle anarak programımızı noktalamak istedik. Söyleyeceklerin var. Mekanları cennet olsun hepsinin, tüm şehitlerimizin. Onları ne kadar yad etsek az. Azdır. Her zaman içimizde hissediyoruz. Allah rahmet eylesin gani gani hepsine. Programımızı noktalıyoruz efendim. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.